Edirne ve Trakya bölgesindeki kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği Edirne Kitap Günleri, onur konuğunun şair ve yazar Atol Behramoğlu'nun olduğu açılış töreniyle Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Seçkin yayın evleri ve birbirinden değerli yazarların katıldığı kitap günlerinde Edirneliler kültür dolu bir hafta sonu yaşadı. 8 Ekim Cumartesi günü Edirne 8. Kitap Günlerinde Ayhan Tunca, Ender Bilar, Savaş Ünlü, Güngör Mazlum, Olcay Dal, Tuncer Dabanlı, Işık Öğütçü, İnci Aral, Barış Terkoğlu, Ersin Şenerler, Leyla Köroğlu, Hakan Atalay, Atol Behramoğlu, Murat Bulut, Atilla Dorsay, Leman Dorsay, Cengiz Bulut okurlarıyla buluştu. Edirne Kitap Günleri'nin onur konuğu şair ve yazar Atol Behramoğlu imza gününde okurlarıyla buluşurken aynı zamanda Edirne Köprüsü aşktan konulu bir söyleşi düzenledi. Gazeteci yazarlar Barış Terkoğlu ile Timur Soykan da hem imza günüyle okurlarıyla bir araya geldi hem de mafya ve tarikatlar arasında sıkışan Türkiye konulu söyleşileri birçok konuya fikirleri ve araştırmalarıyla ışık tuttu. Yazar Atilla Dorsay da Dünden Bugüne Sinema isimli söyleşisiyle sinemanın tarihsel gelişimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Edirne 8. Kitap Günlerinde 9 Ekim Pazar günü ise Ayhan Tunca, Ender Bilar, Savaş Ünlü, Güngör Mazlum, Olcay Dal, Avukat Lerzenur Ali Kasan, Tuncer Dabanlı, Emine Doğan Alpay, Işık Öğütçü, Murat Bulut, Profesör Doktor Osman İnci, Profesör Doktor Emre Kongar, Atol Behramoğlu, Ersin Şenerler, Leyla Köroğlu, Doruk Kirezci, Atilla Dorsay, Leman Dorsay, Ayşe Kulin ve Cengiz Bulut yer aldı. Edirne Kitap Günleri için Edirne'ye gelen Avukat Lerzenur Ali Kasan, aynı zamanda Türkiye'de Kadın Olmak isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Avukat Lerzenur Ali Kasan düzenlediği söyleşiyle de kadın hakları konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Yüzlerinde Edirne isimli kitabın yazarı Egemen Ilgın da Kurtuluş'un 100. yılına özel Yüzlerinde Edirne isimli bir söyleşi gerçekleştirerek kitabı hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin en önemli toplum bilimcilerinden Profesör Doktor Emre Kongar da Edirne 8. Kitap Günlerinde yer alan yazarlar arasındaydı. İmza günü öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la kısa bir Edirne gezisi yapan Profesör Doktor Emre Kongar daha sonra okuyucularıyla buluştu. Türkiye'nin en çok sevilen yazarlarından biri olan Ayşe Kulin de Edirne 8. Kitap Günlerinde okurlarıyla buluştu. Kitaplarını okurları için imzalayan Ayşe Kulin, Edirne'de olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Son derece mutluyum. En çok sevdiğim şehirlerden biri. Her gelişimde yeni baştan geziyorum ve yeni baştan yeni görmüş gibi oluyorum. Önce o Meriç'in kenarında bir yerde ciğer yedik. Köprüye karşı oturduk. Bütün o tarih canlandı gözlerimde. Sonra teker teker bütün şeyleri gezdik. Sarayları, işte pehlivanların heykellerini, Kırkpınar'ı falan. O kadar güzel, o kadar güzel korunmuş bir şehir ki ve sakin ve muhafaza edilmiş. Ben tabii çok kargaşası bol bir yerden geliyorum. O da çok güzel bir şehirdi ama biz sizin gibi muhafaza edemedik. Burada huzur verici bir ortamdasınız. Çok tebrik ediyorum sizi. Burada olmaktan da çok mutluyum. Eşi Esra Gürkan'la yayın evlerini tek tek gezen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yazarlarla sohbet etti. Çok değerli yazarlar tarafından gerçekleştirilen söyleşileri de dinleyen Başkan Gürkan, Edirne ve Trakya halkının kitap fuarına büyük ilgi gösterdiğini ve bundan dolayı da mutluluk duyduklarını söyledi. Edirne 8. Kitap Günleri 16 Ekim Pazar gününe kadar Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda ziyarete açık olacak.